saatteki hızı V küp olduğuna göre arkadaşlar hız çarpı zamandan dolayı hız çarpı süreyi V kare olarak vermiş. O zaman alınan yol V üzeri 5. V üzeri 5'lik bir yolu V üzeri 4 hızla gidersek böylece V saatte bitiririz arkadaşlar. D şıkkı. Pardon B şıkkı. Saatteki hızı 10 kilometre ve 30 kilometre olduklarına göre bunlar güçlerini birleştiriyorlar bir nevi öyle yapıyorduk ya. 40 oldu. 80 arkadaşlar toplam yol T sürede olacak demek ki 2 saat sonra karşılaşacaklarmış. Bisikletle 2 saatte ne kadar yol olur? 30 çarpı 2'den 60 arkadaşlar E şıkkı. A şehrinden hızları saatte 3 V kilometre ve 5 V kilometre olan iki araç aynı anda ve aynı yönde harekete başlıyorlar. Hızı fazla olan araç B şehrine diğerinden 6 saat önce vardığına göre hızı az olan araç B şehrine kaç saatte varır? Şimdi 5 v çarpı t sürede ulaştığı süre arkadaşlar diğerinin 3 v çarpı t artı 6 kadar da ulaşıyor. Aynı yolu alıyorlar sonuçta. 5 t eşittir 3 t artı 18. 2 t 18 t 9 oldu. Bizden fazla olanın süresini istiyordu. O da zaten 9 artı 6'dan 15 a şıkkı. Zıt yöne doğru gidiyorlar ama arkadaşlar burada şeye bakmanız lazım. Eğer birbirlerine doğru mu geliyorlar yoksa birbirlerinden uzaklaşıyorlar mı? Birbirlerinden uzaklaşırlarsa AB yolu daha kısa olur. Neden? Çünkü arkadaşlar 20 artı 30'dan 50 çarpı 4 saat sonra bunlar 200 metre toplam yol olacak. Yani bu biraz buraya gidecek, bu biraz buraya gidecek. Toplam yol 200 metre. Aralarındaki mesafe 300'e çıkması için bakın burası en az 100 olursa cevabı bulmuş oluruz. Ama birbirlerine doğru gelselerdi onu yapayım bakın birbirlerine doğru gelselerdi 20 çarpı 20 artı 30 50 buradan 50 çarpı 4 200 olacaktı arkadaşlar. Haliyle birbirlerine yakınlaştıklarında aralarındaki mesafe 200 olduğu için pardon aralarındaki mesafe 300 olduğu için birbirlerine doğru da 200 metre geldiklerinden dolayı toplam yol 500'e çıkacaktı. O yüzden bakın bunu almadım. Aldığı toplam yol arkadaşlar 500 süre ne kadar? Toplamda 19 saniye görünüyor ama sakın 519'a bölmeyin. Çünkü 2 ile 3 arasında 1 saat, 6 ile 10 arasında 4 saat, yine 14 ile 18 arası 4 saat, toplamda 9 saat mola veriyor. 19-9'dan 10 saat yol gidiyor aslında bu. Bu yüzden ortalama hızı 50 olacak arkadaşlar. Hızlarını karşılaştıralım şimdi arkadaşlar. 8 birimi V1 hızıyla kaç dakika dalıyor? 10 dakika dalıyor. Dolayısıyla V1 buradan ne geldi? 0.8. Aynı şekilde diğer de 2 tur demiş. O zaman bir turu 8 dakika dalıyor. 8 birimlik yolu V2 hızıyla 8 dakika dalıyor. Yani v de arkadaşlar bakın buradan 1 oldu. Hızları farkı ne? 0.2. Bakın D'den çıkan 1, 2, 3, 4, 5 birimlik mesafeyi kapatması lazım değil mi? Dolayısıyla 5 birimlik mesafeyi kapatması için 5 birimlik mesafe, hızlar farkı 0.2 ve t sürede arkadaşlar. Dolayısıyla her iki tarafı da 5 ile çarparsak 25 dakika sonra yan yana gelecek yani yakalayacakmış E şıkkı. Şimdi arkadaşlar yolu 5x diyeceğim ben. Şöyle bir yol var. 5x yol olsun tamam mı? Bunun 3x'ini e, ilk önce V hızıyla mantıklı gidelim. Hani 3x'i v'ye bölmek yerine şöyle diyeyim. 3t sürede alsın. Yani her bir x'i v hızıyla t sürede aldığını düşünelim. Şimdi bu arkadaşlar buraya geldiğinde 3x yoluna geldiğinde ne yapmış? Yoluna devam etmemiş. Geri dönmüş a'ya. Yani 3x geri dönmüş. Sonra geri b'ye gitmiş. Böylece 5x gitti. 3x döndüğünden toplamda ikinci durumda mavi ile gittiği yol bakın 8x oldu. Eğer V hızıyla gitseydi 8T olurdu ama 2V hızı olduğu için süre yarıya düşecek dolayısıyla 4T süre. Toplam ne kadar süresi gitmiş bunun A kentinden B kentine giderken? 42 saati. Demek ki arkadaşlar T buradan 6 oldu. Bu şimdi kenarda dursun. B kentinden A kentine döneceğiz dümdüz böyle. Burası 5x. Yine aynı yorumu yapayım bakın. Eğer hızı V olsaydı 5T sürede ama 2v olduğu için 2'ye böl 2,5t. T'yi zaten 6 bulduk. Böyle güzel bir şekilde 15 bulduk. E şıkkı oldu. Yolun alt tarafı asfalt arkadaşlar, üst tarafı toprak. Şöyle bakın buraya asfalt manasında asfalt yazayım. Buraya da toprak manasında T yazayım. Şimdi bu E'den F'ye gidecekmiş arkadaşlar. B E E C'nin 2 katıymış. 2x'e x diyelim. AB'de 90 metreymiş. Çok basit bir benzerlik bilgisi var. Herkes biliyordur. X'in 3x oranı E arkadaşlar 90 oranına eşittir. Bu yüzden bakın temel benzerlikten burası 30 olur tamam mı? Mecburen FK ya da böylece 60 kalır. EK yolunu dakikada 10 metre aldığı için 30 bölü 10'dan kaç dakikada alacak? 3 dakikada. Yine 60 olduğu için burayı da arkadaşlar dakikada 6 aldığından 10 dakikada alacak toplamda 13 dakikada oluşacak. D şıkkı. Soru biraz sert bir soru olabilir bazı arkadaşlarımız için çünkü bir köpek adımı bir tavşan adımı işi sıkıntıya giriyor. Ne yapacağız o yüzden? Mümkün olduğunca arkadaşlar soruları tek bilinmeyenden yapmaya çalışacağız. Madem köpek üzerinden gitmiş soru, tavşanın adımlarını köpeğe bağlayalım. Yani köpek cinsinden yazalım. Şimdi bakın, 2 tane köpek adımı 5 tane tavşan adımına eşitse tavşanın bir adımı Köpeğin bir adımının 2 bölü 5'iymiş. Güzel. Sonra arkadaşlar köpek bir adım attığında 3'e bölersek tavşan da 5 bölü 3 adım atıyor. Bu da bizim için çok önemli. Bakın şimdi köpek bir adım attığında arkadaşlar e böyle bir köpek adımı kadar ilerliyor. Köpeğin bir adımına karşılık bu 5 bölü 3 adım atıyor daha yani hareketli ama e, ...hızlı olmasına rağmen çok çırpınıyor, yavaş mesafe alıyor gibi düşünün. Bu 5 bölü 3 adım atıyor arkadaşlar ama bir adımı köpeğin 2 bölü 5'i kadar. Dolayısıyla bu da gördüğünüz gibi bir seferde 2 bölü 3 köpek adımı kadar hareket ediyor. O zaman arkadaşlar bir adımda bu bir adım hareket ediyor, diğeri 2 bölü 3 adım hareket ediyor. Yani her seferinde 1 bölü 3 yakınlaşıyor köpek tavşana. O zaman 150 adımı ne kadar sürede yakınlaşır? 1 bölü 3'e bölersek 450 adım süresinde yakınlaşır. A şıkkı olur. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bu 13'te çıktı. 15'te normalde planlanan şekilde gitmeleri gerekiyordu. Ama 13.30'da arkadaşlar bu unuttuğunu fark etti. Geri dönecek. Şimdi burada neyi görmemiz lazım biliyor musunuz? 13'ten 15'e 2 saat var ya. E, bu yarım saat bu 2 saatin 4'te 1'lik kısmı. Bu arkadaşlar toplam 4x yol alıyor. 13.30'dan sonra da 3x yol alıyorlar. Buysa arkadaşlar yani kimdi o arkadaşın adı Kazım. Kazım arkadaşlar geri dönüyor x. Geri dönüyor bir daha x. Sonra bir de 3x gidiyor arkadaşlar. Toplamda bakın 5x yol alıyor. Kaç saatte? 1.5 saatte. Yani 90 dakikada. Dolayısıyla x eşittir 18 oldu arkadaşlar. Demek ki bu kafeye dönerken arkadaşlar 13.30'dan e, kaça kadar hareket edecek? 13.48'e kadar 18 dakika hareket edecek. Böylece cevabımız E şıkkı olur. Bu arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi var. 5 çizgiye geldiğinde gelmeden pardon 30 metre kala yani 300'ü 6'ya bölersek 50 yapar. 20 metresinde kesirlerle uğraşmak istemiyorum. 5V diyeyim. 5V'nin %40 arkadaşlar 2V yapar, düşürür hızını 3V'ye. Dolayısıyla 20 bölü 5V yol alacak. Kaç sefer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artı kaç sefer 30 metreyi 3V ile alacak arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Niye 5 biliyor musunuz? Burada bakın çizgi yok. Bu normal yolun artık standart devam edecek yani o 30 metreyi de yine 5V ile alacak. Tamam mı? Burada belki hata yapan arkadaşlarımız şurayı belki göz önüne almamıştır. Dolayısıyla çizgi olmadığından yine 5V hızıyla gitti. Totalde bakalım şimdi. 120 e, burası arkadaşlar. 120 bölü 5V. Buradan da 30 bölü 5V eklendi. Haliyle 150 bölü 5V'den orası 30 bölü V geldi. Şuraya bakarsak Burada da arkadaşlar sadeleşince orası da ne oldu? 50 bölü V ve bunların toplamı kaçı eşitmiş? 4 saniyeye değil mi? Şu üstte yazayım o zaman. 80 bölü V 4 saniyeye eşitse V buradan kaç geldi? 20. Bizden 5 V'yi istiyordu. Cevabımız 100 arkadaşlar. Değişik. Sorunun öncesinde şunu söylemek istiyorum arkadaşlar size. Bir araba veya bir kişi neyse artık iki kişi. Böyle bir yolda arkadaşlar karşılaştıklarında bakın birisi buradan tamamlar, birisi buradan tamamlar. Dolayısıyla yolun tamamını almış olurlar bir karşılaşmada. İkinci karşılaşmada bakın ne olur? Burada karşılaştıklarını varsayalım. Bu buradan geldi. Öbürü de buradan bir yerden geldi. Bakın yine yolun tamamını aldılar. Gördünüz mü? Bu yüzden Bunlar arkadaşlar karşılaştıktan sonra n'inci karşılaşmalarında da hep aynı yolu alırlar. Dolayısıyla ilk etapta burayı tamam böyle 180 bölü 90'dan 2 saatte alırlar. Ama sonraki karşılaşmaları bundan itibaren hep yolun tamamını alma şeklinde olacağı için diğer kalan arkadaşlar 6 karşılaşma yani 2 saati çıkarırsak 72 saat olan bu 6 karşılaşmada bir karşılaşma arkadaşlar 12 saate karşılık gelir. Neden? Her seferinde aynı sürede karşılaşacaklar. Çünkü her seferinde yolun tamamını alacaklar birlikte. Dolayısıyla 2 saatte arkadaşlar alfa derece alır. 12 saatte 360 derece yol alırlar. Dolayısıyla demek ki 2 saatte bunlar 6'da 1 olacağı için 60 derecelik yol almışlar B şıkkı. Aralarında arkadaşlar 100 metre olan 200 kilometre olan iki tane gemi. Bunlardan bir tanesinin içinden bir de bir ne yola çıkıyordu arkadaşlar? Tekne değil mi? Şimdi bunun hızı da 20, bunun hızı da 20. Bunun hızı da arkadaşlar 80 kilometre. Şimdi bu hızlı bir şekilde böyle yol alıyor. Diğeri de böyle yavaş bir şekilde yol alıyor. Hızlar toplamı kaç? 100 kilometre. Aralarındaki mesafeni 100 kilometre. Bir saat sonra bunlar böyle karşılaşacaklar. Bir saatte geminin aldığı yol 20 Soldaki geminin aldığı yol 20. Bu da zaten 80 kilometre yol aldı. Burada bakın şimdi tekne. Sonra tekne bu birinci gemiye geri dönecek. Aralarında ne kadar mesafe kaldı artık? 60. 60 kilometre kaldı. Hızlar toplamı 100. T buradan ne geldi? 0.6 saat geldi. O zaman arkadaşlar 0.6 saatte bu gemi yol almaya devam ediyor ya. 20 çarpı 0.6'dan 12 yol alır. Bu yine 20 çarpı 0.6'dan 12 yol alır. 60 yol vardı. 12 bu gitti, 12 bu gitti. Yeriye 36 kilometre aralarındaki mesafe kalmış oldu C şıkkı.